Merhaba değerli konum vakit takipçileri bu dersimiz sizlerle beraber ben. CSS'de e, box sizing yani kutu boyutu özelliğini göreceğiz. E, nedir bu kutu boyutu? Daha önceki derslerimizde box model dediğimiz bir divin e, alı, kapladığı alanı e, anlatmıştık. Yani bir dive biz genişlik yükseklik verdiğimizde e, sadece o genişlik yüksekliğe göre olmuyor. Ee, mesela şurası 100'e 200 dediğimizde buna bir verdiğimiz padding border ve margin değerleri de bu e, etiketin bir divin yani bir kutunun e, genişliğine ve yüksekliğine sahip oluyordu. Ne demek istiyordum? Çok basit bir şekilde anlatalım. E, diyelim ki mesela id e, first diyelim. First id'sini çekelim ve diyelim ki mesela width. 100 piksel ve hatta 200'e 300 yapalım. Şuna da yükseklik diyelim. Bir tane de border 1 piksel solid red diyelim. İçine e, lorem 5 yazalım. Bakın. Buraya geldiğimde e, bunun genişliği. 200 Yüksekliğin 300 olduğunu görürüz. Hatta 301. Gelin şuradan hemen bir denetleyerek e, buna bakabiliriz. Bakın 200'e 300 ve kapsadığı alan bir de border var artık. Yani burası 301 piksel komple. 302 piksel çok özür dilerim. Bakın zaten burada da e, görebiliyorsunuz 202, 302 olduğunu. Yani biz 200'ü 300 ay ay ayarlıyoruz ama bu şekilde oluyor. Aynı şekilde şunu da mesela ikinci bir div oluşturalım. Ayrıca e, id'sine second diyelim. Şimdilik lorem 5 burada yeterli. Hemen second second ee, yine aynı genişlik ve yüksekliğe verebiliriz. Mesela bir de padding padding. 50 verelim. 50 piksel. Ben bir de buna genişlik ve yükseklik görüldüğü üzere ki hatta bir de border verelim. Border 1 piksel solid bu blue olsun. Bakın e, ki burada biraz margin attım 5 piksel diyelim. Süper. Şimdi bakın e, burada şöyle bir e, olay var. Ben bu div'e de farkındaysanız eee 200 300'lük bir alan verdim ama oldu bu. E, hatta genişliği 402 bakın genişliği 402, yüksekliği 302 oldu. Ya biz burada her verdiğimiz şeye göre otomatik hesap yapacak halimiz yok. E, yapabiliriz ama işleri amaç kolaylaştırmak zorlaştırmak değil. CSS'de e, bu kutu modeli olayını böyle de kullanabiliriz tabii ki istediğimiz hesaplarla. Ben bunları ayarlarsam mesela buraya 100 dersem e, pardon şuraya mesela 100 dersek sanırım aynı boyuta getiririz. Ee, bu şekilde ben de mesela şu yüksekliğine de 200 dersem sanırım aynı boyuta getiririz bu şekilde. Ama ben böyle hesap yapmak istemiyorum diyorsanız yani ben 200'e 300 ye genişlik verdiysem o genişliği olsun. Yani padding verirsem de yine bunun e, içeride paddingini versin ama bu kutuma bu e, etiketimi etkilemesini istiyorsanız ana genişliğini. Burada e, şöyle hemen tekrar bakalım. E, box Sizing o özelliği var. Bu Border Box diye bir özellik alıyor. Bakın Border e, Box dedim ve 200'e 300'lük genişliğimi aldım. Şimdi ne yaptı? Bu özelliğimiz aslında yaptığı çok basit. Bakın 200-300'ü görebiliyorsunuz. Bu kutu modelin hesaplamasında e, bize şeyi kullanmıyor. Neydi onun adı? E, Padding'i, margin'i, Border'ı bunları Bizim için kullanmıyor. E, neydi asıl e, bir e, etiketin genişliğini hesaplamalı olan izneydi? Genişliği artı iç boşluk olan padding'i artı e, bir de border'ıydı. E, margin burada bakın ka, e, boyut olarak girmiyor. Bakarsanız margin e, 5 piksel. E, bunun boyutunu etkilemiyordu. Bunu, bunu da tekrar e, söyleyelim. Burada padding ve Border bu kutunun etiketin boyutuna etki ediyordu. Üstüne ekleniyordu. E, geniş yüksekliği ise mesela height artı yine border'ın e, ve padding'in değerlerini alıyordu. E, burada box sizing diyerek bunu geçersiz kılabiliyoruz. Görüldüğü üzere iki tane 200-300'ü konuşurduk. Genişlik ve yükseklik Hiçbir şekilde değişmedi. Bunu aslında böyle kullanmak her zaman daha faydalı. Şimdi diyeceksiniz ki biz her zaman buralara Box Sizing, Border Box mı yazacağız? Tabii ki hayır. Bunları yine öğrendik. Global selektörümüz var. Direkt geleceğiz buraya. Border Box Pardon. Border box Sizing. Border Box. Böyle sürekli konuşmaktan e, kafamız karıştı. E, şu şekilde yazıp, bakın, bütün her şeyde geçerli kılınmasını sağlayacağız. E, Görüldüğü üzere, border box sizing özelliğiyle buna border box diyerek, bu özelliği e, global universal yanlış hatırlamıyorsam e, seçiciyle e, bütün e, etiketlerimin Etki alanına girmesini sağladık bu şekilde de e, kullanım daha doğru. Sizlerin tasarlarken ilk başta böyle e, bir değer e, kullanmayı size tavsiye ederim. Bu dersimiz bu kadardı. Bir sonrakinde görüşmek üzere.